Sizin için çok uzun bir sezon oldu. Şampiyonlar Ligi, Lig Etabı, Türkiye Kupası ve ardından Mersin'deki final etabı karşılaşmalarından sonra bu hafta Adana'ya gideceksiniz. Mersin'de ilk iki gün çok güzel maçlar oynadınız. Sizin için kolay maçlar oldu ama son gün Arkas maçında pek iyi bir rahat bir oyun ortaya koyamadınız. Neler söylemek istersiniz? Şimdi biz lige Süper Kupa ile başladık biliyorsunuz. Samsun'da Fenerbahçe ile oynamıştık. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar geldik. Türkiye Kupası, Türkiye Ligi gerçekten dediğiniz gibi zor ve yorucu bir sezon bizim için. Ama tabii yani bu sezonu taçlandırmak için son kupayı da almak lazım. Dediğinize katılıyorum. Aslında Mersin'de iki maçta da çok iyi oynamadık. Ve dolayısıyla Arkas maçında da o iyi oynamamamız devam etti. Bizim için bir şey değişmez. Adana'da 3-3 yaparız. Olur biter. Şu anda oyuncuların durumu, son durumları nedir acaba? Sakatlıkları olan oyuncularımız var mı? Aslında tabii senin de bildiğin gibi Osmani Guantanamo çok ağır bir sakatlık geçirdi ve hala devam ediyor. Emre'nin dizinde sıkıntı var, hala devam ediyor. Resul'ün belinde sıkıntı var, hala devam ediyor. Yabancı pasörümüzün ayak bileği burkuldu falan. Takımda bu ağır ve yorgun geçen sezonun kalıntılarını yavaş yavaş takım hissetmeye başladı. Ama bunlar bizim için bir mazeret değil. Biz ligin sonunda bayrağı dikeceğiz. Öncelikle çok uzun bir sezon geçirdiniz. Genel olarak sezonu bitmediniz ama değerlendirecek olursanız. It was a long season for you. What is your general comment about whole season? But about whole season. Now we are in the most important part of the season and we have to think. Sezon uzun ve yorucu bir sezon oldu. Bu doğru. Ancak şu an bunları düşünecek, bunlara odaklanacak durumda değiliz. Çünkü sezonun en önemli bölümünde bulunuyoruz. Şu ana kadar final etabında 3 maç oynadık. Maalesef bir maçı, son maçımızı kaybettik. Bundan sonraki 3 maçı da 3 puanla kazanmayı hedefliyoruz. Çünkü biz bu yorucu sezonu şampiyon olmak için yaşadık ve geçirdik. Bununla ilgili olarak da yapılması gereken bütün hazırlıkları yapıyoruz. Sezonu da şampiyon olarak kapatmayı istiyoruz. Peki son olarak şu anda oyuncuların durumu nedir? Motivasyon nasıl takımın? Adana'daki final etabı öncesinde. Before to go to Adana to play the final games, what is the situation with your players? Especially, what is the situation about their motivation? But the player must have the motivation to play one final. If they don't have the motivation to play one final, this is one very big problem, but I am sure that they have a big motivation that like they had for all the season. This is for sure will not a problem. Bütün bir sezon boyunca çok ciddi bir motivasyonla oyunu oynadılar. Şu anda final etabına gelmiş bulunuyoruz. Hiçbir oyuncunun motivasyondan yoksun bir şekilde final maçlarına çıkacağını ben düşünmüyorum. Tabii ki motivasyonumuz gayet iyi durumda. We have only to thinking about our game because we lost one game and the reason it's simple. We did two stupid mistakes during the set that we lost and we gave to them one big advantage. We have to thinking about these things. We have to thinking about our game because if we will play like we know, we can win. Bizim şu saatten itibaren artık oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Çünkü çok önemli bir maç kaybettik ve yaptığımız hatalardan kaybettiğimiz bir maç oldu. Aynı hataları tekrarlamamak için sizin de söylediğiniz gibi daha iyi bir motivasyonla bizim maçlara çıkıp oynamamız gerekiyor. Daha iyi voleybol oynamamız gerekiyor. Her zaman bildiğimiz, ortaya koyduğumuz oyunu ortaya koyacak olursak bu maçları kazanacağımıza da inanıyorum. Peki şu anda sakatlıkları bulunan oyuncuların son durumları nedir acaba? What about the players who has injury? How are they? But also about this player, this is not the time. This is the time for make hard and play. It's normal that in the end of the season. Ya bu sezonun bu dönemi artık bütün oyuncuların oynaması gereken dönem. Bir takım sakatlıklar tabii ki olacak çünkü uzun bir sezon yaşıyorsunuz ve sezonun her günü çok ciddi şekilde sıçrama çalışmaları yapıyorsunuz. Dolayısıyla bir takım ağrıların olması, bir takım sakatlıkların olması gayet doğal. Ancak finale gelindiğinde, yolun sonuna gelindiğinde şikayetlerden daha çok özverinin birazcık devreye girmesi gerekiyor. Ki bu final maçlarını ciddi bir istekle oynayabilelim.